Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lokal anestezi hakkında konuşacağız. Lokal anestezi, vücutta belirli bir bölgenin lokal anestezik maddeler yardımıyla belirli bir süreliğine uyuşturulması, anestezik hale getirilmesi işlemidir. Burada tabii ki de lokal anestezik dediğimiz maddeler kullanılıyor. Burada gördüğümüz iki tane lokal anesteziğimiz var. Acil şartlarında çok fazla kullandıkları için bunları tercih ettim göstermek için. İlk olarak lokal anesteziklerin iki türevi var. İki cinsi var. Yani amit grubu ve ester grubu olmak üzere ikiye ayrılıyor. Burada gördüğünüz iki lokal anestezikte amit grubu. Bunu şuradan anlayabilirsiniz. Pirilokay'ına bakalım. Pirilokay'ın üzerinde isminin içerisinde iki adet i harfi göreceksiniz. Eğer bir lokal anesteziğin kelimesinin içerisinde iki adet i harfi varsa bu amit grubudur. Bir tane varsa bu ester grubudur. Mesela lidokain iki tane i var. Yani bu amit grubu. Amit ve ester grubunun arasında teorik olarak farklılıklar var. Ama bu videoyu genellikle pratik ağırlıklı hazırlamak istiyorum. O yüzden devam ediyoruz. Şimdi elimize aldığımız vakit lokal anesteziklerden özellikle lidokain'e dikkat çekmek istiyorum. Lidokain'in Pratikte kullanılan iki formu var. Gelen sorulardan birisi hangi lokal anestezik nerede kullanılmaz idi? Şimdi bu konuda önemli olan şey lokal anestezinin cinsi ve türevin olmaktan ziyade altında bulunan şu epinefrindir. Yani adrenalindir. Piyasada iki tane jetokain formu bulunur. Birincisi jetokain yani lidokain artı epinefrin. Diğeri ise jetokain simplex dediğimiz. Tabi bunlar piyasa adları değişebilir. Önemli olan içeriktir sadece lidokain bulunan çözelti. Yani jetokain, jetokain siplex. Birisinde epinefrin var, diğerinde epinefrin yok. Peki neden böyle bir ayrım var? Epinefrin kullanılması bize ne fayda sağlar? İki fayda sağlar. Birincisi epinefrin enjeksiyonda vazokonstrüksiyon yaparak cerraha çok iyi bir çalışma yeri, çalışma ortamı sunar. Çünkü kanamayı ciddi miktarda azaltır. İkinci iyi etkisi ise Vazo yaptığı için ilacın geri emilimini azaltır. Geri emilimi azalan ilaç daha uzun süre aktif kalır. Yani yaptığınız lokal anestezi daha uzun süre işlevsel olur. Peki o zaman neden jetokain sipleks var? Hani jetokain o zaman tüm lidokainleri epinefrinle kullanalım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Epinefrin vazo konstrüksiyon yaptığında bölgenin kanlanmasını bir miktar sekteye uğratır. Bu ne demek? bir travma var. Kanlanma ihtiyacı artmış ve siz o bölgeye epinefrinle uyguluyorsunuz. Bu genellikle bir sıkıntı oluşturmamaktadır. Ne zaman sıkıntı oluşturur? Parmak distallerinde dijital blokta epinefrinli jetokain yaparsanız dört taraftaki dijital arteri de spazma sokacağınız için, vazokonstrüksiyona sokacağınız için parmağın kanlanmasını ciddi bir miktarda bozarsınız. Ya da parmağın ucunda distalinde bir kanama odağına epinefrin jetokain yaptığınız vakit buradaki kanlanmayı ciddi miktarda bozarsınız. Ya da parmak distalinde veya sünnet yaparken penis gökünü yapacağınız enjeksiyonda jetokain kullanırsanız kanlanmayı ciddi bir miktarda bozarsınız. Yani yapı distalde ise sadece bir veya sayılı arterle kanlanıyorsa o bölgelere jetokain yapmaktan çekineceğiz. Jetokain simplex ya da adrenalinsiz Prilokain gibi, Prilok, Stanis gibi çözeltiler kullanacağız. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ama daha tam tersi açık böyle gövdede kanamalı bir yara var. Buna da jetokain kullanacağız. Jetokain bulacağız ki kanamayı bir miktar vazokonstrüksiyonla bizim için ekart etsin. Şimdi lokal anesteziğimizi bölgeye uygun olarak seçtik. Peki lokal anesteziğimizi nasıl bir teknikle uygulayacağız? Hangi sütur atılmasının, sütür atılmasının hangi aşamasında kullanacağız? Ona gelelim. Hemen kendi çapımızda hazırladığımız ufak bir modeli sahaya alalım. Şöyle bir model oluşturdum. Alt tarafta sünger. Üzerinde de bir kumaş tabakası var. Şimdi lokal anesteziyi ben genellikle insülin enjektörü içerisinde kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü insülin enjektörünün ay, ucu gördüğünüz üzere iğne yapısı oldukça incedir. Bunun kaç gauge olduğunu şu anda tam aklımda değil. Ama incedir. Yani bu hastaya anestezik uygularken çok daha konforludur bunu kullanmak. Peki diğer enjektörleri tercih edemez miyiz? Tabii ki de edebiliriz. Ama dediğim gibi hasta konforu açısından ben insülin enjektörü kullanmayı daha çok seviyorum. Ama insülin enjektörünün handikapı şudur. İçerisinde bir cc ilaç çalır. Bu yüzden de tekrardan almanız gerekir. Sitanes gibi arkadaşlar, Şimdi siz flakondan bir kez çektiğiniz ilacı ikinci kez çekmeye çalışırsanız bu flakonun hepsini yani 20 cc'yi hiç etmiş olursunuz yani enfekte etmiş olursunuz. Bu yüzden de ben şöyle yapıyorum: 5 cc'lik enjektöre büyük enjektöre ilacı çekiyorum büyük yaralarda daha sonra ucunu insülin enjektörüyle değiştiriyorum. Bu şekilde bir yol buldum kendime. Şimdi tamamdır. Lokal de çektik. Peki bunu nasıl uygulayacağız? İlk olarak hasta geldi. Hastanın yarasına baktık, temiz yara, kirli yara, kirli yara ise zaten dikilmiyor. Temiz bir yaramız var, şöyle açılmış yaramız. Peki şimdi ne yapacağız? Hastanın muayenesini yapacağız tabii ki. Distalde nabız muayenesi, işte kapiller dolu muayenesi, tendon muayenesi, nörolojik muayene. Bunları her zaman yaptığımız gibi standart yapıyoruz. Kemik yaralanması varsa CT'si, işte ne x-rayini istiyoruz, x-rayine bakıyoruz. Bunları ekarte ettikten sonra karar veriyoruz. Primer sütürizasyon işlemi. Şimdi biz bu hastaya sütür atmadan önce hastanı, hastayı tabii ki de bir lokansezik vererek uyuşturmamız gerek. Hastanın konfor için yapıyoruz bunu. Şimdi lokansezik yapmadan önce iki çeşit durum var. Bir lokal anesteziyi başta ilk başta nostril eldivenlerimizi giyip yaranın içerisinden enjekte edeceğimiz için dış taraflarında işimiz yok. Ya da dış tarafını bir batikon veya alkollü pamuk yardımıyla silip uygulayabiliriz. Bu ilk yolumuz. İkinci yolumuz lokal anesteziyi çekmeden ortamı hazırlayıp 3 kere batikonla yara etrafını silip antisepsi işte yeşilimizi örtüp sonra enjektörü sahaya açıp dışarıdan çekebiliriz ikinci şahıs yardımıyla. Birincisi daha kolay ve tek kişi gerçekleştirilebildiği için genellikle birincisi kullanılır. Şimdi yaramız bu şekilde enjektörümüze çektik. Ben genellikle yara etrafına bazen eksternal girmeyi tercih ettiğim için bir alkollü pamuk yardımıyla siliyorum. Ama içeriye değdirmiyorum tabi. Yaraya iyi bir şey değil. Batikon ve alkol yaraya değdirilmez. Yara içine. Şimdi lokal anestezimi aldım. Ucunu açtım. Şimdi lokal anestezik yaparken ilk olarak yara iki, çek, iki tekniğimiz var. Bir, yara içerisinden uygulama tekniği. iki yara dışarısından uygulama tekniği. İki tekniğin birbirine göre avantajları var. İlk teknik yeri içerisinde uyguladığınız zaman epidermisi geçmediğiniz için yani epidermisten dermise geçerken o dermisteki sinir ağlarına takılmadığınız için hasta daha az acı duyar. Ama eksternal girerek de kendinize daha rahat bir açı yakalayabilirsiniz. İkisi tamamen dediğim gibi kar zarar mukayesesi. Ben genellikle içeriden deniyorum. Yapamadığım zaman eksternal olarak iğneyi batırıyorum. Şimdi baktığımız zaman nasıl uygulayacağız lokal anesteziyi? İlk olarak ben olabildiğin iki farklı katman var. Bir, intraepidermal uygulayabiliriz. Şu siyah gördüğünüz tabakayı dermis çizgisi farz edersek şu şekilde dermise girerek uygulayabiliriz. İkincisi subkutan uygulayabiliriz. Alttaki beyaz dokuyu subkutan yağ dokusu olarak görürsek buraya uygulayabiliriz. İkisinin farkı nedir? Intraepidermal daha ağrılıdır ama birçok bize faydası vardır. Nasıl? Daha hızlı bir şekilde anestezi uygularız. Daha hızlı bir şekilde etki eder. Daha uzun sürer etki ve anestezi yaptığımızın kanıtını direktmen görebiliriz. Ciltte bir beyazlaşma oluşur. Ama subkutan da bunlar olmaz. Daha kısa etki, daha uzun bekleme süresi olur ama hastaya daha az acılıdır ve uygulaması daha kolaydır. Bu iki teknik var. Peki nasıl uygulayalım? Açımız nasıl olmalı? Özellikle ben olabildiğince yere paralel olarak yapıyorum. Şu şekilde en fazla 5-10 derecelik açı veriyorum. İkincisi yara dudaklarına 90 derece olarak bu şekilde vermiyorum. Çünkü bir girişte en uzun hattı alarak en fazla alanı Anestezik vermeyi umuyorum mesela şu girişten girdiğim zaman Eğimi içeri doğru veriyorum Ve şuraya kadar geliyorum Pensetle göstereyim Şu anda buraya kadar iğnem geldi Önce Aspire ediyorum her zaman yapmazsam olmaz bir şey bu Aspire ediyorum Daha sonra lokal anestezimi vererek yavaşça Çekiyorum Bu yani buraya kadar şu anda anesteziğimi verdim. Yaklaşık her sutura atacağım alana ben 0 1 0 2'si ise anestezik veriyorum. Daha sonra verdiğim son noktadan girdim, giriyorum. Neden? Çünkü burayı uyuşturdum. Buraya giriş hastaya acı vermeyecek. Şuradan giriyorum. Tekrar aspire ediyorum. İğneyi sonuna kadar soktum bakın. Vererek geri çıkıyorum. Daha sonra tekrardan giriyorum. Geri çekiyorum, vererek geri çıkıyorum. Bu şekilde insizyon alanının hepsini şu şekilde aspir ediyorum. Veriyorum. Ve gördüğünüz üzere bitti. Hasta sizin ilk girişinizden acı duymuyor. Çünkü önceki girdiğinizde oraya kadar lokal anestezik vermiş oluyorsunuz. Bu bir artı. İkinci artı bu şekilde dik girdiğinizde daha fazla saplama gerekiyor. Çünkü alanı tarayabilmek için. Ama şu şekilde oblik girdiğinizde daha az girişle alanı tarayabiliyoruz. Bu iki artısından dolayı ben şu şekilde dik değil şu şekilde yan giriyorum. Ama iki şekilde de tercih edebilirsiniz. Şu şekilde dik girmiyorum. Şu şekilde yere oldukça paralel giriyorum. Ve bu şekilde lokansteziyi sağlıyorum. Bu bana daha kolay geliyor. Olmadı. Hasta durmadı. Bir sıkıntı oldu. Ne yapıyorum hemen? Şu şekilde şu hattan süturları geçeceğim için ekstern olarak yere olabildiğince paralel bir şekilde 10-15 derecelik açıyla giriyorum. Aspire ediyorum. Vererek çıkıyorum. Diğer taraftan nasıl giriyorum? Verdiğim son alana. Yani buraya kadar verdim. Burası uyuşuk şu anda. Buradan giriyorum. Buradan dermis hattını geçiyorum. Aspire ediyorum. Veriyorum. Böyle, bu şekilde ekstern olarak yapıyorum. Bu da başka bir ikinci tekniğimiz. Birinci tekniği yapamadığımız durumlarda bu şekilde de uyuşukluğu sağlayabilirim. Bu önceki tekniğe göre daha acılıdır. Şimdi biraz da yapılan yanlışlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak ilk yapılan şey iğneyi penetre etmekten çekinip lokal sezi bu şekilde üstten fışkırtarak Oraya belirli bir süre bekleyerek dikiş atmaya çalışmak ve sonra hastayı bağırtmak bu yapılan yanlışlardan ilki. Çünkü siz eğer topikal bir lokal uygulayarak işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız bunun üzerine böyle özel bantlar falan var. Yapıştırıp 30-40 dakika bekleyip oranın tam uyuşmasını beklemeniz gerekiyor. Yani bu şekilde mukozaya bile olsa buradaki açık yaraya bile olsa fışkırtacağınız lidokainin oraya etki etmesi gerçekten çok güç ve hatta imkansız hani bu şekilde fışkırtıp tamam uyuştu bu hasta ben şuradan şuraya geçeriz turumu atarım demek çok yanlış hasta içinde oldukça acılı bir işlem olmakta. bu birinci yanlış ikinci yanlış şu şekilde gelip hastaya bu şekilde ucunu sokup lokanestezi vermek bunun hiçbir önemi yok bunu vermeseniz de aynı şeyi elde edersiniz arkadaşlar şu iğneyi en az sizin süturu gireceğiniz hatta kadar ilerlemesi gerekiyor bu iğnenin ve ...o şekilde... ...anesteziğin verilmesi gerekiyor. Tamam buraya verdiğiniz anestezi şuraya kadar... ...bir uyuşma sağlar ama... ...sizi gidip de şu şekilde penetre etmeden... ...verirseniz bu anesteziyi... ...hiçbir şekilde hasta konforu oluşturamazsınız... ...ve hastaya bu verdiğiniz... lokal ...lokanesteziğin hiçbir hükmü... ...hiçbir etkisi oluşmaz. Bunlar yapılan hatalar. En sık yapılan hatalar. Lütfen bunları yapmayın. Lok, i̇ğnenizi içeriye... ...penetre etmekten korkmayın. Yapacak bir şey yok çünkü. Bunu yapmazsanız hasta işlem sırasında acı çekecek. Ama bunu yaparsanız hasta çok konforlu bir işlem geçirecek. Daha sonra bir soru vardı. Ha peki alının alın gibi ince bölgelerde lokal anesteziyi nasıl yapabiliriz? Alın gibi ince bölgelerde lokal anestezi de açıyı olabildiğince azaltarak dikliği normal bir şekilde lokal anestezimizi yaparız. Burada ne olur? Periyosta gelirse iğnemiz hasta biraz acı duyar. Ama onun dışında hastaya herhangi olumsuz bir durum oluşturmak gibi bir durum yok. Ben bir durum anlatmak istiyorum. Göz kapağı rekonstrüksiyonunda şunu gözün içi gibi göz, göz görelim. Şurasında bir laserasyon var. Biz bunu dikerken buraya lokal nasıl uygulayacağız? İşte bu büyük bir sıkıntıdır. Çünkü altta göz küresi var. Siz enjektörü biraz dik verdiğinizde göz küresine girebilirsiniz. Bu sebepten ötürü bu büyük bir sıkıntıdır. O zaman nasıl yapalım lokal anesteziyi? Açımızı olabildiğince azaltalım. Ortamda bir filet varsa bir dişli vasıtasıyla ucu temiz yani ucu steril bir dişli vasıtasıyla dokuyu hafiften kaldırıp eleve edip o şekilde verelim. Kaldırdığımız dokunun içerisine verelim. Aspire etmeyi unutmayalım. Ve içeriye enjekte edelim. Yani göz küresine tamamen girmeyeceğimizden emin olalım. İğnenizin açısını azaltın. Gerekirse bir penset yardımıyla tutup kaldırın. Eğer yine de yapabileceğinizden emin değilseniz işi üstteki uzmana bırakın. Bu şekilde göz rekonstrüksiyonlarında gerçekten lokal lokanestezi diğer bölgelere göre daha zor olmakta. Benim lokanestezle ilgili bahsetmek istediklerim bu kadar. Hoşçakalın. İnşallah faydalı olmuştur.